Yaktin İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın seçkin şialarından bir tanesi idi ve İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın da müsaadesi ile Abbasi halifesi Harunur Reşid'in veziri idi. Ve bir bayram gününde, bakın bir bayram gününde Harunur Reşid'e efendim hediyeler verildi. Kabile liderleri tarafından, eşraf tarafından hediyeler verildi. Harunur Reşid o hediyeleri veziri Ali İbni Yaktin'e verdi. Dedi bunları ben sana hediye ediyorum. O hediyelerin içerisinde pahalı bir palto vardı. Pahalı bir palto. Ve Ali İbni Yaktin halifenin kendisine verdiği hediyelerin hepsini İmam Musa Kazım Aleyhisselam'a gönderdi. Ancak sarayda bir ispiyoncu vardı. Sarayda sarayın bir yalakası vardı. Efendim halifeye yaranmak için bu ispiyoncu gitti Ali İbni Yaktin'i halifeye şikayet etti. Dedi sen bunu vezir etmişsin ama bu senin düşmanının şiasıdır. Bu senin sana karşı olanların şiasıdır. Bu Musa Kazım'ın adamıdır. Musa Kazım'ın şiasıdır. Bu şekilde ispiyon etti. Harunur Reşid bunu işittiğinde çok öfkelendi. Ve İmam Musa Kazım Aleyhisselam bakın bu ispiyondan önce o hediyeler kendisine Ali İbni Yaktin tarafından gönderildiğinde İmam hediyelerin hepsini kabul etti ama paltoyu geri gönderdi. Buyurdu ki bu paltoya dokunma, bunu güzel bir sandığa koy, ıtır dök, esans dök bu paltoya. Bunu bir köşede muhafaza ile bir gün sana lazım olacak. İşte o gün gelmişti. İspiyoncu Harunur Reşid'e bu ispiyonu yaptığında Harun öfkelendi. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'a dedi ki pardon Ali İbni Yaktin'e dedi ki falan zamanda sana verdiğim hediyelerin içinde bir palto vardı. Onu ben geri almak istiyorum. Onu bana getirir misin? Ali İbni Yaktin o ispiyoncuya işaret etti. Dedi ki bunu gönder benim evime. Benim evimde bir sandık var falan yere bırakmışım. O sandığı alsın getirsin. İspiyoncu gitti sandığı aldı getirdi Harun'un önüne. Harun açtığında o pahalı paltoyu gördü. Dedi bu ispiyoncuya 1000 tane kırbaç vurun cezalandırın bunu. 500. kırbaçta can vermişti. Bakın müminler o ispiyoncunun vazifesi yani o da la ilahe illallah diyordu. Vazifesi neydi? Ali İbni Yaktin'in efendim hükümet nezdinde yücelmesi ve mazlumlara hükümetin yanında gözüküp mazlumlara hizmet etmesi, mazlumlardan hami olması ki İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın tavsiyesi idi, yönlendirmesi idi bunlar. Sevinmesi gerekirken sevinmemişti. Tam aksinedir. Sarayda onun gıybetini ediyordu. Gıybetini edenleri dinliyordu. En sonunda geldi böyle bir ispiyon. Günahına bulaştı ve akıbeti o oldu. Dolayısıyla müminler